Peki yayının başında konuştuğumuz bir haber vardı. Senin de yorumunu merak ediyoruz. Şarkıcı Tuğba Özerk efendim pop müzikteki kan kaybının sebebini 3 isme bağladı ve dedi ki hep mi ritim aynı olur? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı karşımıza. Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar öperim dedi ve bu 3 ismi hedef aldı. Tuğba katılıyor musun? Bu 3 isim kim? Edis, Zeynep Bastık ve Reymen'i kastediyor. Yok, katılmıyorum. Yani güzel olan müzik güzeldir. Tuğba'nın da müzikleri süper. Tuğba özellikle ses, o melodik yapı çok özel bir ses. Ama Tuğba böyle bir çıkışla rezil ediyorlar dedi. Sonlarına da isimlerini noş 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 koyarak biraz da hafif dalga geçti onlarla. Edoş, Zeynoş, Reynoş. Bilmem. Tuğba burada olsa bence Tuğba'yı zaten arıyoruz getirir. Şimdi uçaktan yeni indi. Çok güzel o son iş. Neden yalan. Böyle bir çıkış yaptı? Reymen'le şeyin soracağız. İşi. Yalan. Bastiğin. Yalan. Yalan diye bir iş yaptılar evet. Birlikte düet. Gayet güzel. O da lazım ya. O da yani yenilik. Değişik müzik türü. Evet. O da lazım. Hep ritimler Tuğba zaten... Özerk şimdi şunu bilmiyor herhalde. Eskiye her zaman talep vardır. Evet. Yani yeni eski olamaz, eski yeni olamaz. O zannediyor onlar çok seviliyor falan değil. Tuğba Özerk, Tuğba Özerk'tir yani. Evet. Evet, Tuğba Özerk, Tuğba Özerk'tir dedin ve Tuğba Özerk'i şimdi yayına bağlıyoruz. Çok Tuğba, muhteşem bir şey. Selam, yayındayız şu anda, canlı yayındayız. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? Koştur koştur sizinle konuşmak için biliyorsunuz sizi hiçbir zaman kırmam. Sizleri çok seviyorum. Programınız da hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Öyle. Bayılıyoruz vallahi zaten. Çok güzel ekranlara yine geldiniz. Tuğba sen genelde polemikleri pek sevmezsin ama bu kez polemiğin tam orta yerindesin. Edis'i, Zeynep Bastık'ı ve Reymen'i hedef aldın. Neden? Şöyle şimdi aslına bakarsanız o bir dalga geçme. Orada biliyorsunuz esprili bir yaklaşım var ilk başında. Çok şahıslara takılmamak lazım. Çok çünkü bu örnekler var Türk pop müziğinde gördüğümüz kadarıyla. Ben müzik adına konuştum ve müzik adına konuşabilecek derecede bir geçmişim var. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Dinleyici de çok çok iyi biliyor. Beğenmek durumunda da değilim işin gerçeği. Evet. Prozedi hatalarıyla dolu şarkılar çok fazla üretilmeye başladı. Prozedi dediğimiz şey de müzikle sözün ahengi ve uyumudur. Çok fazla hani diye uzatılarak olan şeyler falan bana iyi gelmiyor. Ve bütün resmi verilere baktığımızda da Türkiye'de 2021 yılında sadece rap dinlenmiş. Yani dolayısıyla burada herhalde bir hata var ki sadece rap dinlenmiş. Anlatabiliyor muyum? Bunlar resmi veriler. Yani benim uydurmam bir şey değil sonuçta. O yüzden de tabii baktığımda gördüğümde bana da hoş gelmeyen bir şey. İlk başta bir dalga geçme espri. Ondan sonra da tabii ki diğer konu benim için doğru bir konu yani. Beğenmek durumunda da değilim. Tabii de bu arada şöyle bir şey yaşadım ben enteresan. Bot hesaplardan. İnanılmaz derecede saldırıya uğruyorum. Yani bu bot hesaplar dediğimiz şey biliyorsunuz sıfır takipçili, işte hiçbir şekilde gönderisi olmayan, hani tamamen sahte hesaplar diyelim. Bunlardan saldırıya uğruyorum. Herhalde kendileri de çok bu tarz bot hesap kullanıyorlar. Takipçileri de onlardan oluşuyor ki bu şekilde bana da saldırı yani bel altı vurmalar ağır derecede çok çirkin şeyler var. Bir de bu bot hesapları bulamıyorsunuz biliyorsunuz. Bunlar çünkü sahte olduğu için hukuki yoldan da bulamıyorsunuz bunları. Tuğba sen zaten onların hayran kitlesini biliyorsun. Özellikle Edis ve Reymen'in zaman zaman ileriye de gidebiliyor. Tahmin etmedin mi bunu yazarken onlardan saldırı geleceğini? Yani tahmin edebilirim. Problem yok ama şöyle bir şey var. Yani bunu ben şöyle bir şey düşünüyorum. Sadece onları severek yazanlar olduğunu düşünmüyorum. Biraz da özellikle kışkırtıldıklarını düşünüyorum. Biraz sosyal medya mafyacılığı var burada işin gerçeği yani. Anlatabiliyor muyum demek? Bu da bir şiddet sonuçta. Yani bir fikir beyan ettiğinde seni yakarız mantığı. Yani kim oluyor ki bu arkadaşlar? Ben anlayamadım. İşte bazı insanlar eleştiriyi kaldıramıyor. Peki sosyal medyada çok sert yorumlar yapanlar var. Sana destek olanlar da var ama sert yorumlardan bir tanesini söylemek istiyoruz. Diyorlar ki sokağa çıksanız herhangi bir vatandaşa Edis'in sevdiğiniz 3 şarkısını söyleyin deseler
Edis'in aha şarkılarını sayarlar. 3 de sayarlar, 5 de sayarlar. Ama Tuğba Özerk'in Lololo dışında başka şarkısı yok diye yazanlar var. Ne diyorsun ya, tabii, onlara? Tabii yazarlar. Çünkü bunu zaten yazdırtırıyorlar. Ben Lololo ile çıkış yapmış olabilirim ama arkasından yaptığım balatlarım, kendi bestelerim, yani Sezen Aksu geçmişim, bu kadar yıllık emek, kaç tane hitim var bu ülkede. Bak hepsini koyuyorsunuz herhalde bir şekilde... Görüyorsunuz programlarınızda yayınlıyorsunuz ya da ne bileyim magazin şeylerinde dönüyor, her yerde yayınlanıyor. Benim sayısız hitim var ve bu hitlerimden de çok memnunum. Sesimin yanına da pek yanaşacak insan çok fazla göremiyorum. O yüzden istediklerini söyleyebilirler. Ben zaten neler yaptığımı bilerek konuşan bir insanım. Yani Tuğba, hakikaten tek şarkılık olsam herhalde bunları söylemezdim. Tuğba rezil. İnsan geçmişim de belli. Evet. Konservatuvar var. Sesler hani... aslında bir 11 yaşında sahneye çıkmışlık var. Tuğba onlar... bir şey söyleyeceğim. Rezil, rezil demekle biraz ağır bir laf etmiş olabilir misin? Belki olabilir ama yani çok takılmamak lazım. Ama gerçekten gidişat iyi değil. Ben görüyorum ki çok aynı, çok devam eden ve aynı şekilde olan şarkılar çok fazla. Ben bunu söylemek istedim. Ya olabilir yani, ona üzüldülerse kusura bakmasınlar ama sonuç itibariyle olan şey belli. Müzikteki gidişat. Dediğim gibi rap çok dinleniyor ve bunlar hep resmi veriler. Yani tabii bir de burada bir şey de var. Bana çok güzel şeyler yazanlar da oldu. Siz çok boş bıraktınız bu piyasayı dediler. Aslında hata biraz da bizim, biraz boş bıraktık herhalde bu piyasayı. Şimdi hep yeni yine devam ediyoruz. Yeni şarkım da güzel ama şu anda bir akustik Sezen Aksu projesine başladım. Akustikler gelecek. Böyle canlı canlı, hücum kayıt. Hani öyle şey değil yani. Hakiki sesle söyleyecek. Güzel, keyifli projeler gelecek inşallah. Onları da dinleriz. Yani işte güzel şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Benim peki sorduğum soru. Peki şey, teşekkür ediyoruz sana. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim diyor. Ama evet, reklama gideceğiz, hemen söyle. Ama herkese selamlar, öpüyorum bütün ekibe de. Tamam. Söyleyebilirsin istiyorsan. Selam Tuğba. Tamam, boş ver, reklama Adaş'ın, giriyorum. Adaş'ın Tuğba Ekinci'nin sana selam var. Bunu mu istedin? Hayır, çok güzel sesi var. Tuğba nasılsın? Canım iyiyim, sen nasılsın? Canım i̇yiyim benim. Sen bizi görmedin, bir ben söyledim, her zaman da söylüyorum. O senin melodik sesin var ya, böyle çok güzel bir sesin var, Hintli gırtlağı canım gibi. Canımsın, sağ ol. Şimdi olsun, onun yeri apayrı, bunların yeri apayrı, ne gerek var? Bunlar da güzel. Ya olabilir canım, herkesin fikri tabii ki. Mesela benimkini de beğenmeyen olabilir. Yani Tuğba kadar diyor ki ben Rayman'in diyor şarkısını beğendim, Zeynep Bastık'la yaptığı yalanı. Hayır, o değişik yalanı bir müzik türü. Senin yani ses kaliten tartışılmaz, o başka bir müzik türü. Hani bunları böyle benzetmeye ne gerek var? Hayatım işte bunlar fikirdir. Beni de beğenen olur, beni de beğenmeyen olur. Hayır, sen söylenir. Niye onları beğenmedin? Onlar ayrı, sen ayrı. Aşkım bu sadece bir tane şeyle alakalı değil. Demin başında da söyledim. Onlar öyle bir hani esprili isimler. Fakat Türk pop müziğin gidişatını söyledim. Ve ben burada resmi verileri söyledim. Ama bir şey olmaz. Yani bunlar... Müzik mi... İyi olan her şey güzeldir Tuğba. Yani kulağa hayatım, güzel zorla gelen... Dayatılarak, reklam vererek, zorla dayatılarak, insanların kulağına sokarak iyi hale getirilmiş demek değildir bazı şeyler. Yani burada YouTube'da biliyorsunuz çok fazla reklam, ne kadar reklam parası basarsanız o kadar çok... Eskiden de böyleydi. Bir tane müdür koymuşlardı bir kanalın başına. Onunla arası olan iyi gidiyordu. Aynı... Ne fark eder? Listede birinci sıraya mı en çok dinlenen, en çok izlenen? Ha, öyle top mi? 10 falan, haberi onun verdiklerinde, onun sevdiği insanlardan ibaretti. Kendini de her yerde konuşurum da burada ayıp olur. Sevmem. Ya ben onu bilemeyeceğim ama sonuç itibariyle bu, yani burada fikir beyan ettiğinizde... Tuğba, sponsor olmadan albüm yapma. Bak, bir tane reklamcın olmadan, yani her yerde reklam vermeden şarkı yapma. Haliyle insanların gözünün önüne sokmadan, koymadan kulakları duymuyor. Anlatır. Ben şimdi biliyorsunuz uçaktan indim. Ha, okay. Size de bağlanmak istedim. Çok da vakit yok. Gitmem tamam, lazım. Tamam, kenar peki. Bir köşede sizinle konuşuyorum. Peki. Çok öpüyorum. Öpüyoruz. Teşekkür ederiz. Bye bye. Sağ olun. Hoşçakalın.